geliyorsanız ben Hülya. Bugün sizlerle böyle sonbahara yakışan 5 tane evde yapabileceğiniz kahve tarifiyle karşınızdayım. Sonbaharda kendimi motive edebilmek için, ayıltabilmek için, uyandırmak için bu tarz kahveleri değişik tariflerle harmanlayarak içmeyi çok seviyorum. Sonbahara da çok yakıştığını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bu süreçte de dışarıda kahve içmek vesaire daha böyle hür olamadığımız için evde birazcık daha bu kahve tariflerini deneyimleyerek yapmak güzel oluyor bence. Mutfağa kendime böyle güzel bir ambiyans yarattım. Kendimi motive edebilmek adına. Herkesin evde yapabileceği tarzda kahveler bunlar. Bu güzel sıcak kahve tariflerini yapımına geçelim. Ben bu tarz tarifler yapmaya başlamadan önce adı çayı yakıyorum ki motivasyonumu ve enerjimi daha çok yükseltmesi adına. Şöyle hemen birazcık adı çayı yakıp tütsülemek istiyorum. Ada çayı yakmak sizin motivasyonunuzu ve enerjinizi yükseltiyor. Böyle güzel kokusuyla birlikte ilk kahve tarifimize geçelim. İlk kahvemizin ismi fındık kremalı, yani fındık ezmeli latte. Bunun için Torku'nun geçenlerde BİM'den aldığım fındık ezmesini kullanacağım. Çibo'nun Gold kahvesini kullanacağım. Burada ısıtmamız gereken bir sütümüz olacak. Ardından da French Press'te ısıttığımız sütü köpürteceğiz. Süt köpürtücü de kullanabilirsiniz o küçük makinalarda. Fakat ben de olmadığı için French Press kullanacağım. Süt köpürtme konusunda oldukça iyiler. Onun da triğini sizlerle paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Şimdi yapıma geçelim. Süt size dokunuyor ise laktozsuz süt kullanabilirsiniz burada. Şimdi biraz sütümüzü tencerede ısıtacağız. Sütüm ısınmaya devam ederken suyumu da kettle'da kaynattım. Şimdi kahvemi yapma işlemine geçiyoruz. Yani kahveyi çözeceğiz bir güzel. Çok az bir kahve koydum. Bu tarifleri yaparken tatlı kaşık kullanmaya özen gösteriyorum. Tatları daha yerinde oluyor bence. Şöyle suyumu da ekledim. Birazcık batırdım etrafı. Şimdi sütüm de ısındı. Onu da ocaktan alıyorum. Isınan sütü French Press'in içerisine aktarıyoruz. Fındık ezmeli kahvemizin başrolünde fındık ezmesi var. Şimdi sütün içerisine bu fındık ezmesinden bir tatlı kaşığı ekleyeceğiz. Böyle tatlısının az olmasını istiyorsanız da bir kaşığından az da ekleyebilirsiniz. Şöyle bıraktım. Kaşıkta kalanını da kahvenin içerisine koyabilirsiniz. Aroması geçmesi için. French press'e eklediğim fındık ezmesini bir güzel köpürteceğiz. Köpürtme işleminde böyle yapıyorum. Kahvemizin üzerine ilave edeceğim. Süt köpüğüne bakar mısınız? İşte bu kadar. Birinci kahvemiz hazır. Hazır. Bu kahvemizde fındık kreması oldukça yoğun. Kahvemizde birazcık daha hafif kalıyor. O yüzden aromalı kahve severler için bu tarif oldukça güzel oluyor. Şimdi ikinci kahve tarifimize geçebiliriz. İkinci kahvemiz moka. Bunun için bir bitter çikolataya ihtiyacımız var. Ardından da yine ısıtılmış bir süte ihtiyacımız var. Şimdi kahvemizi hızlı bir şekilde suda çözüyoruz.
hemen bir tane çikolatamızı da kahveyi çözmeden önce fincanımızın içerisine koyacağız. Bitter çikolata sağlığa çok yararlı. Şimdi sıcak suyumu ekleyeceğim. Azıcık ekleyeceğim burada. Püf nokta o. Bitter çikolatayı çözmemiz gerekiyor. Zaten bitter çikolata hemen erimiş. Sıcak sütümüzü French press'te köpürteceğim. Ve bitter çikolata ve kahve karışımının üzerine de köpürttüğümüz sütü ekliyoruz bir güzel. İkinci tarifimiz de bu kadar. Afiyet olsun. Tatlı krizleriniz geldiğinde bu tarz kahveler deneyerek şeker kullanmadan tatlı isteğinizi yatıştırabilirsiniz. Bu kahve onun için oldukça ideal. Birinci ve ikinci kahvemde hiçbir şekilde şeker kullanmadım. Bunun sebebi de fındık ezmesinin içerisinde şeker var. Moka tarifinde de şeker istemememizin sebebi içerisinde bitter çikolata olmasından kaynaklanıyor. Dediğim gibi bu tarz kahve tarifleri şeker isteğinizi, tatlı isteğinizi yatıştırabilir. Şimdi üçüncü kahve tarifine geçelim. Üçüncü kahvemiz tarçınlı kahve. Yine şeker isteğinizi yatıştıracak bir kahve tarifi bu. İçerisinde hiç şeker yok. Bu sefer de süt kullanmayacağım. Sadece tarçın, Nescafe ve su üçlüsünü kullanıp bu kahveyi hazırlayacağız. Hemen yapılışına geçelim. Zaten çok pratik. Bu sefer de bu açıdan çekmek istedim. Kettle'da suyum kaynıyor. Şimdi tarçın ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığından az bir şekilde tarçın ekliyorum. Yine Nescafe'mden ekleyeceğim. Kaynamış suyla birleştirmeden önce bu ikiliyi bir güzel içeride karıştırmış olacağım. Dediğim gibi bu kahvemiz oldukça pratik. 2 dakikada yapılıyor. Şimdi hemen suyumu da ekledim. Yine bir güzel karıştırıyorum. Bunu çubuk tarçınla da yapabilirsiniz. Toz tarçınla da yapabilirsiniz. Şeker ve tatlı isteğinizi en azı indirecek bir kahve tarifiydi bu. Böyle kahveler yaparak dediğim gibi bu isteğinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi ise dördüncü kahve tarifine geçelim. Dördüncü kahvemiz fıstık ezmeli latte. Sütümü ocakta ısıtıyorum. French press'imin içerisine koyacağım. Ardından bir tatlı kaşığı Migros'un yer fıstığı ezmesinden ilave edeceğim. French press'in içerisinde bir güzel karıştırmış olacağım. Yine bunda da şeker oranı fazla olduğu için yer fıstığı ezmesinde hiçbir şekilde şeker ilave etmeyeceğim. Süt ısınırken yine kahvemi çözeceğim. Bu sefer birazcık daha fazla kahve koydum. Suyumu da ekliyorum. Sütüm de ısınmış. Köpürtme işlemine başlıyorum. Yer fıstığı ezmesinden de bir tatlı kaşığı sıcak sütümün içerisine ilave ediyorum. Şöyle. Şimdi köpürtme işlemi. Fıstık ezmeli köpürtülmüş sütümüz de hazır. Şimdi kahvemizin içerisine bunu ilave etme sırası. Evet, ilave ediyorum. Ve bu kadar. Hatta 2 fincanlık çıkmış oldu böylelikle. Müzik.
dördüncü kahvemiz de hazır. Yer fıstığı ezmeli latte'miz. Aynı fındık ezmeli latte'mize benziyor yapılışı. Tadında hafif bir kahve aroması alıyorsunuz. Geri kalanı yer fıstığı ezmesine kalıyor. Bu kahvelerin hepsini çok şekerli içiyordum ve ne içtiğimin farkına varamıyordum. Hani fındık aroması mı vardı, fıstık aroması mı vardı vesaire. Şimdi bu yaptığım kahvelerde güçlü oranda arkadan gelen aromayı kestirebiliyorum şeker koymadığım için. Bu tarz kahveler sonbahara gerçekten çok yakışıyor. Son kahvemize geçelim. Son kahvemizde keçi boynuzu pekmezli kahve. Bir tatlı kaşığı keçi boynuzu fincanımızın içerisine koyuyoruz. Yine keçi boynuzu pekmezinin içerisinde şeker olduğu için hiç şeker ilave etmeden yapacağımız bir kahve tarifi bu. Bu sefer kahve oranını birazcık daha fazlalaştıracağım. Çünkü keçi boynuzu pekmezi birazcık daha tatlı olabiliyor diğer pekmezlere oranla. Kahvemle pekmezi karıştırıyorum iyice. Ardından sıcak suyumu ekliyorum. Ve pekmezli kahvemiz de hazır. Evet, birbirinden güzel evde yapabileceğiniz sıcak kahve tariflerimizin sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.